Kıymetli dostlarım, bu videomda sizlere her anlattığımda tüylerimi diken diken eden, gerçekten çok etkilenmiş olduğum sedef çiçeği hikayesini anlatmak istiyorum. Mahkeme salonunda 80 yaşındaki çiftin durumu gerçekten içler acısıydı. Adam inatçı bakışlarla suskun ninenin ağlamaktan iyice çukurlaşmış gözlerini ve bıkkın bakışlarını süzüyordu. Hakim tok sesiyle yaşlı kadına "Anlat teyze, neden boşanmak istiyorsun?" Yaşlı kadın derin bir nefes çektikten sonra başörtüsüyle ağzını aralayıp kısılmış sesiyle konuşmaya başladı. "Bu herif yetti gayrı. 50 yıldır bezdirdi hayattan." Sonra uzunca bir sessizlik hakim oldu mahkeme salonunda. Sessizlik bu tür haberleri her gün haber yapan gazetecilerin flaşıyla bozuldu. Kim bilir nasıl bir manşet atacaklardı yaşanmış kocaman 50 yılın ardından. Çok sayıda gazeteci izliyordu davayı. Kadın neler diyecekti? Herkes onu dinliyordu. Yaşlı kadının gözleri doldu ve anlatmaya devam etti. Bizim bir sedef çiçeği vardı çok sevdiğim. O bilmez. 50 yıl önceydi. O çiçeği bana vermiş olduğu çiçekler arasındaki bir yaprağa tohumlamıştım. Öyle büyüttüm. Yavrumuz olmadı. Allah bize çocuk vermedi ama onları çocuğum bildim, yavrum bildim. Fakat bir süre sonra sedef çiçeğim kurumaya başladı. O zaman adak adadım. Her gece güneş doğmadan önce bir tas suyla sulayacağım diye. İyi gelirmiş derlerdi. 50 yıl oldu. Bu herif bir kere de bir gece kalkayım da şu çiçeği ben sulayayım demedi. Ta ki geçen geceye kadar. O gece takatim kesilmiş uyuyakalmışım. İşte hakim bey, ben böyle bir adamla tam 50 yıl geçirdim. Hayatımı, umudumu, hayallerimi, her şeyimi ona verdim. Fakat ondan hiçbir şey görmedim. Bir kerecik olsun benim bildiğim ve yaptığım görevlerden bir tanesini yapsın istedim. Onsuz daha iyiyim yemin ederim. Hakim bu konuşmanın üzerine yaşlı adama dönerek "Diyeceğin bir şey var mı baba?" dedi. Yaşlı adam bastonuyla zor yürüdüğü kürsüye o ana kadar suçlanmış olmanın verdiği yüz ifadesiyle hakime yöneldi. Tane tane konuşmaya başladı. "Askerliğimi Reisi Cumhur Köşkü'nde bahçıvan olarak yaptım. O bahçenin görkemli görünümüyle büyümesi için emeklerimi verdim. Fadime'mi de orada tanıdım. Sedefleri de. Ona en güzel çiçeklerden buketler verdim. Yeni evlendiğimizde boyun ağrısı nedeniyle onu hekime götürdüm. Hekim çok uzun süre uyanmadan yatarsa boynundaki kireç sertleşir ve kötüleşir dedi. Her gece uykusunu bölüp uyansın ve gezinsin dedi. Hekimi hiç dinlemedi bizim hatun. Lafım geçmedi. O günlerde tesadüf eseri sedef çiçeği kurumaya yüz tuttu. Ben de ona çiçeği geceleri sularsan geçer dedim. Adak dilettim. Her gece onu uyandırdım ve onu seyrettim. O sevdiğim kadını yavrusu bildiği çiçeği sularken seyrettim. Her gece o çiçek ben oldum sanki dedi adam. O yaştaki bir adamdan beklenmeyecek ifadelerle. Her gece o yattıktan sonra uyandım diye devam etti. Saksıdaki suyu boşalttım. Sedef gece sulanmayı sevmez hakim bey. Geçen gece de yaşlılık işte. Ben de uyanamadım, uyandıramadım. Çiçek susuz kalabilirdi ama kadınımın boynu yeniden azabilirdi. Suçlandım, sesimi çıkartamadım. O anda gazeteciler dahil mahkeme salonundaki herkes ağlıyordu. Sonra yaşlı adamla kadın sevgiyle birbirlerine sarıldılar. Dostlarım, sevgili arkadaşlar, sevgi de cömert ama sevdiklerimizi kırmada cimri olalım. Ertesi gün gazeteciler Sedef susuz kaldı diye yine sadece neticeyi haber yaptılar.